Yiğit Bulut, Zehir yani nişasta bazlı şeker derlemeleri. Geçtiğimiz hafta nebeşe konusunu ele almış ve nişasta bazlı şekerimsilerin başta çocuklar olmak üzere hepimizin nasıl tehdit ettiğini yazmıştım. Detaya geçmeden önce sizlerden çok gelen neden yapıyorlar bu ürün kullanılıyor sorusuna uzmanların cevabını aktarmak istiyorum. Mısır'dan yüksek fruktoz içerikli mısır şurubu yapımına 1970'lerde başlandı. 1980'lerde yılda 3 milyon ton olan üretim günümüzde 20-30 milyon tonun üzerine çıktı. Nişasta glikoz moleküllerinden oluşan bileşik bir şeker. Mısır şurubu mısır nişastasının kimyasal işlemden geçirilmesiyle elde ediliyor. Nişasta parçalanarak glikoza, ardından glikoz fruktoza dönüştürülüyor. Bazı ürün paketlerinde mısır şurubuna nişasta bazlı sıvı şeker adı veriliyor. Kısaca NBSŞ dendiği de oluyor. Amerika'da HFCS olarak isimlendiriliyor. Mısır şurubu şeker pancarından elde edilen şekerden daha tatlı ama daha ucuz ve taşınması daha kolay. Bu da gıda üreticileri için daha düşük maliyet ve daha yüksek kar anlamına geliyor. Mısır şurubunun içinde %90'lara varan fruktoz yani meyve şekeri bulunur. Şeker pancarından elde edilen sakkaroz yani çay şekeri yarı yarıya fruktoz ve glikoz içerir. Sakkaroz 100 birim, glikoz 74 birim, fruktoz 173 birim tatlılığa sahiptir. Bugün konuya dünya ve Türkiye'deki bazı örneklerle devam etmek istiyorum. 1. Kanser hücrelerinin büyümesini hızlandırıyor. Bugüne kadar yapılan pek çok araştırma doğalın dışına taşmış şeker metabolizmasının pankreas kanserine neden olduğunu gösterdi. Amerika'da 88802 kadının katılımıyla gerçekleştirilen Nurses Health Study adlı araştırmada 18 yıllık takip süresinde 180 kişide pankreas kanseri saptandı. Bu çalışmaya göre çay şekeri yani sükroz pankreas kanseri ile ilişkili bulunmadı. Buna karşılık özellikle vücut kitle indeksi yüksek olan ve artmış insülin direnci bulunan bireylerde yüksek glisemik yük ve fruktozdan yani mısır şurubu şekerinden zengin diyet pankreas kanseri olasılığını istatistiksel anlamlı bir biçimde artırdığı görüldü. Multietnik Cohort adlı çalışmada ise diyetteki glisemik yük bir yiyeceğin bir porsiyondaki gerçek karbonhidrat miktarı eklenen şekerler ve karbonhidratların pankreas kanseri oluşturma riski araştırıldı. 28 yıl izlenen 162 bin denekten 434'ünde pankreas kanseri ortaya çıktı. Analiz sonucunda nişasta bazlı şekerde bol miktarda bulunan fruktozun pankreas kanseri ile istatistiksel anlamlı ilişkili olduğu gösterildi. Amerika kota koydu. Los Angeles Üniversitesi araştırmacıları yayınladıkları çalışmalarında fruktozun pankreas kanseri hücrelerinin çoğalmasını hızlandırdığını ortaya koymuştu. Pankreas hücre soylarında yapılan bu araştırmaya göre fruktoz kanser hücreleri tarafından enerji kaynağı olarak kullanılabilmekte. Araştırma Amerika'da ciddi tartışmalara neden oldu. 2. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Aydın bilimsel çalışmaları şöyle anlattı. Fazla fruktoz tüketen deney hayvanları üzerinde çalışmalar yapıldı. Fruktozun diyabet, koroner kalp hastalığı, karaciğer yağlanması ve hipertansiyona yol açtığı görüldü. Son 30-40 yıldır çay şekeri yerine mısır şurubunun kullanılması şişmanlığın ve şişmanlıkla ilgili hastalıkların bir salgın haline dönüşmesini kolaylaştırdı. Ayrıca obezite, hipertansiyon, diyabet, karaciğer karaciğer yağlanması, depresyon ve böbrek yetersizliği olan hastalar üzerinde yapılan incelemede kanlarındaki ürik asit oranının yüksek olduğu belirlenmiş. Deney hayvanlarına fruktoza eş değer miktarda glikoz ya da laktoz yani süt şekeri eşittir glikoz artı galaktoz verildiğinde ise bu hastalıklar görülmüyor. 3. Profesör Doktor Dizdar, n e ile ilgili bilimsel araştırmaları da şöyle anlatıyor. Mısır şurubundan elde edilen yüksek fruktoz içerikli şeker, iç organlarda ve karın içinde yağlanmanın en önemli nedenlerinden birisidir. Yağlanma sonucu oluşan metabolik sendromla siroz, karaciğer kanseri, karaciğer rezeksiyonu yani karaciğerin bir kısmının ameliyatla alınması ve transplantasyonu gereken hasta sayısı artmaktadır. Steatozis olarak adlandırılan yağlanma özellikle son 10 yıl içerisinde artış göstermiştir. Alkolik olmayan insanlarda da karaciğer yağlanması sık görülür oldu. Bu yağlanmayla diyabet ve kanser gelişmesi olasılığı artmakta. Taşsız safra kesesi irtihabı, akut pankreatit tablolarındaki artış yüzlerce cerrahi ve dahili tedavi girişimi ile sonuçlanıyor. Sevgili dostlar, bu satırlar sonrası tekrar ediyorum. Çocuklarınızın yediği birçok üründe ve günde defalarca içmesine izin verdiğiniz içeceklerde nişasta bazlı şeker olabilir. Paketlerin, kutuların üstünü iyi okuyun ve varsa mutlaka tüketmesine engel olun önemli not nebeşe lobileri bütün dünya genelinde çok güçlü amerika'da fda dahil birçok kurumu baskı altına alabiliyorlar ülkelerde fazlasına kalkışabiliyorlar bu dosyanın altı çok dolu allah ömür verirse hepsini birlikte açalım önemli soru sürekli ekonomiden siyasetten tedirginiz açıklaması yapan tüsiyat bu konu hakkında neden açıklama yapmıyorsun kanser olacak çocuklar tedirgin etmiyor mu yiğit bulut star